Benim beklentim böyle orta sıra takımı olursunuz şeklindeydi ama yapılan kadro, yani kurulan kadroyu gördükten sonra hedef ister istemez büyüdü. Hakkını da verdiniz bence, yani tebrik ederim. Teşekkür. Hocam bu sene Tuzla Spor hedefi neydi? O hedef çizgisinde devam ediyor mu? Onunla başlayalım isterseniz. Aslında çok kısa zamanda kurulan bir takım. Yaklaşık 20-25 günde kurulan bir takım. Tabii ki yeni çıkan takımlarda ilk hedef her zaman ilk sene lige tutunmak olur. Ama yapılan transferlerin çabuk uyum sağlaması, takıma çabuk adapte olması bizim çıtayı biraz daha yükseltmemize sebebiyet verdi. Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. İyi bir ekibe de sahibim. Biz zaten bu lige çıkmadan evvel gerçekten çok önemli işler de yaptık. Daha evvel 3 tane şampiyonluk, 5 tane playoff oynamıştık. Bu ligde de yarışmacı hoca kimliğini devam ettirmek istiyorduk. Bu doğrultuda da çalışmalarımız devam ediyor. Ki şükürler olsun da şu ana kadar emeğimizin karşılığını alıyoruz. Evet, belki de sürpriz bir çıkış gibi gözüküyor ama biz içten içe en kötü playoff'un içinde olan bir takımımız olacak diye söylüyorduk. Ama bu inancımız biraz daha arttı. İkinci devre arası yapacağımız, eğer takviyeler doğru olabilirse, inşallah istediğimiz gibi olursa, ilk sıradan çıkmayı hedefleyen bir Tuzla Spor'da olacak diye düşünüyorum. Hedefiniz ilk iki hocam, öyle anladım ben. Bence şimdi ilk yarının bir değerlendirmesini yapıyoruz ya hocam. Burada bir 6 puanlık maçlar diye nitelendirilen maçlar var ya, orada sanki istediğiniz sonuçları alamadığınız gibi. Sadece Doğru, İstanbulspor'u yendiğiniz doğru. zaman onun dışındaki rakiplerinize mağlup oldunuz. O maçlar farklı Evet. sonuçlansaydı bambaşka bir tablo olurdu. Yorumunuzu alabilir miyim? Şimdi bazı maçlar var ki takımdaki önemli oyuncuların hep o maçlarda olması gerekiyor. Maalesef biz Samsun'da, Adana Demir'de o oyuncularımızı yakalayamadık. Bizim birkaç tane önemli oyuncumuz vardı. Koronadır, işte sakatlıktır vesaire. Eksik kadroya çıktığımız maçlar da oldu. Fakat biz bu maçları, kırılma maçlarını hepsinde, Giresun maçı, Adana Demir ve Samsun maçını deplasmanda oynadık. Aslında hiç de kötü bir görüntümüz yoktu. Gayet de başa baş mücadele oldu ama maalesef istediğimiz neticeyi alamadık. 6 puanlık maçları kazanamadık. İçeride oynadığımız son Altay maçında ise müthiş bir top oynadık. Rakibimizden daha fazla bir topa sahip olma oranımız var. Daha fazla girdiğimiz pozisyonlar var. Ama gol atmakta muaf olamadık. Ve kötü bir korner pozisyonunda, hiç pozisyon yokken maçı 1-0 mağlup olduk. Bu da bizim şu anda 30 puanla kalmamıza sebebiyet verdiği düşünüyorum. Ama her maç benim için, oyuncularım için ciddi bir tecrübe, ciddi bir deneyim. İlk devre biz bu 30 puanı toplarken ciddi rakiplerimizi hep deplasmanda oynadık. Bence biz olayın zor bölümünü atlattık. İkinci devre mutlaka herkes için çok, çok zor geçecektir ama bu edindiğimiz tecrübeyle beraber bir de rakiplerimizin bize geldiğini düşünürsek mutlaka biz iyi işler yapacağız diye gene düşünüyorum. Hocam şimdi Yavuz Arslan isimli taraftar sormuş, altta mesaj yazmış. Kendi sahamızda oynayacağız ama diyor bize her maç deplasman diyor. Tuzla Spor'un bir kendi sahası yok diyor. Bu stadyum konusundaki düşünceniz ne hocam? Tuzla Spor'un bir stadı olacak mı? Doğru söylüyor. Biz 17 tane maç oynadık ama 17 maçı da kupa maçıyla beraber 20 tane maçı hepsini deplasmanda oynadık. Şu anda herhalde belediye başkanımızla beraber bir anlaşma sağlandı gibi. Yarın da bir görüşme olacak bizim başkanımızın. Bir stat projesi, bir tesis projesi mutlaka olacak. Bununla ilgili çalışmalar var ama kısa vadede şu anda gene bize deplasman yolları gözüküyor, onu söyleyebilirim yani. Yani hocam stadınız olmadan Süper Lig'e çıkarsanız çok çok daha büyük bir iş yapmış olacaksınız. Zaten büyük bir iş yapmış olacaksınız ama çok daha Evet. büyük olacak. Hocam kariyerinizde Van Spor, Manisa Spor, Samsun Spor, Sarıyer Spor, memleketiniz olan Menemen Spor gibi takımlara çalıştırdınız ama
Teknik direktörlük kariyerinizdeki en yüksek puan ortalamasına Tuzla Spor'da sahipsiniz. Yani Tuzla Spor sizin için özel bir konumda anladığım kadarıyla da buradan gördüğümüz kadarıyla. Tuzla Spor'daki bu sportif başarınızın sırrı nedir hocam? Doğru yapılanma mı mesela? Tabii o da bir faktör ama baktığımız zaman Menemen Spor'da da şampiyonluk yaşadım. Orada da puan ortalamamız yüksekti. Manisa Spor'da şampiyonluk yaşadım. Yine orada puan ortalamamız yüksekti. Tuzla Spor'da da bunu yakaladığımızı söyleyebilirim. Tuzla Spor'da tabii ki işler bizim adımıza doğru giderken hem bizim yapmış olduğumuz doğru adımlar hem de başkanımızın bizim önümüzü açması, bize gerekince destek vermesi bu başarıda önemli bir faktör diye düşünüyorum. Tabii bu başarı tamamen tek başına bir Taner Taşkın'a ait bir başarı değil. Bu bir ekip çalışması. Kendi ekibimde çok deneyimli, işinin ehli olan hocalarım var. Artı burada en önemli aslan payı da oyuncu grubuma ait. Gerçekten onların çok karakterli duruşu ve takım bütünlüğünü sağlaması, çok çabuk bir şekilde adapte olması, takımdaşlığımızın güçlü olması bizi bu duruma getirdi. Onlara sonsuz Hocam teşekkür ederim. sezon başında bu kadro nasıl kuruldu? Yani sizin talepleriniz doğrultusunda mı kuruldu? Yönetim ağırlıklı mı kuruldu? Yani yönetim mi kuruldu? Şöyle, bu tamamen bir hiyerarşiyle beraber, ortak istişareyle beraber alınan karardır. Bizde tek başına kimse transfer yapmaz. Başkan var, başkanın danışmanları var. Onlarla beraber oturduğumuzda alınacak her oyuncuyla ilgili herkesin her oyuncuda imzası vardır. Onu söyleyebilirim. Ama ben şunu savunmaktayım. Ben hoca olarak şunu isterim. Gittiğim kulüpte bana takım verilsin, takım kurulsun. Benim olmazsa olmazım 2-3 transfer hakkı bana verilsin isterim. Biz bunu burada böyle yaptık ama birçok kulüpte bu handikaplar yaşanıyor. Ben şunu savunuyorum her zaman. Her kulübün kendi scout'u olması gerekiyor ve mutlaka takımın iskeletinin genelinin takım scout'u tarafından kurulmasını savunuyorum ben. Çünkü hocalar gelip geçici olarak görüyorum. Ha, bazen bir hocayla anlaşıyorsunuz 3 sene 5 sene uzun vadede gerçekten sabredebiliyorsanız o hocanın felsefesine uygun oyuncular alınabilir. Ama siz kulüp olarak kendi felsefenizi kurmak istiyorsanız, yaratmak istiyorsanız mutlaka kendi kağıdınız olup gelecek olan hocaya da 2-3 tane transfer hakkı verip onun isteği doğrultusunda transferler de yapılabilir diye düşünüyorum. Hocam şimdi alttan gelen mesajları takip ediyorum ben. Samsunsporlar, Vansporlar, Tuzlasporlar sizi çok seviyorlar ve selamları var. Hidayet isminde bir Aleykümselam. taraftar Vanspor'dan neden ayrıldığınızı soruyor hocam. Vanspor'la neden olmadı? Devam etmediniz yani. Şimdi Vanspor'a ilk gittiğimizde güzel işler yaptık. Devre arasında yapılan transferlerden çok eleştiri aldık. Tabii ki bizim kafamızda çok fazla transfer yoktu ama takımdan ayrılan oyuncu sayısı fazla olunca bu sefer de gelen oyunculardan hemen bir beklenti haline girdiler. O devre arası yapılan transferler çok hassastır. Gerçekten kolay değildir. Onların bir uyum süreci vardı. Bu uyum sürecinde de gelenler istediğimiz gibi bir uyum sağlayamadılar. Ve burada çok eleştiri aldık. Bu sahaya yansımayınca, sahaya yansıyamadığı zaman da ilk eleştiri okları hocaya mal edilir. Ben de başkanlarla ilk oturduğumda benim işime karışırsanız hiçbir yerde çalışmayacağımı, hiçbir şekilde çalışmayacağımı hep belirtirim. İlk gittiğimizde gayet güzel bir konuşma vardı. İşime müdahale yoktu. Ama daha sonra falanca oynasın, şu girsin, şu çıksın gibilerinden olunca ben çalışmayacağımı ifade ettim. Yoksa ben Vanspor'u, Van halkını gerçekten çok sevdim. Bize çok sıcak davrandılar. Allah hepsinden razı olsun. En ufak da bir kırgınlığım yok. Orada böyle bir çok uzun süreli bir çalışma imkanını kendimde görmediğim için böyle bir karar aldım. İstifa ettim. Kendim istifa ettim. Hocam şimdi Tuzla Spor'un bir şampiyon kadrosu vardı ama TFF 1. Lig'de
çok büyük kısmı devam etmedi. Ya böyle keşke devam etseydi dediğiniz oyuncular oldu mu? Tabii ki var. Benim için her oyuncu çok kıymetliydi. Yani en az ben 7-8 oyuncumun daha kalmasını arzu ederdim. Tabii ki ama bu başkanın takdiri oldu. Çünkü söz verdiği yerler vardı kendince. Zaten oyuncu grubumuzun takip ederseniz büyük bir bölümü Eyüp Spor'a gitti. Şimdi orada çıkıyorlar hocam. Hekimoğlu'na gidenler var. Yani bizimle beraber devam etmeyi hak eden 7-8 kişilik bir oyuncu grubu vardı. Onu söyleyebilirim. Devre arasında tekrar alma ihtimaliniz var mı peki hocam o isimlerden birkaçını şu an önümüzdeki Şu an süreçte? öyle bir şey yok. Şu Anladım. anda gerçekten çok güzel bir iskelet kurduk. Mutlaka bu iskelete uyan veya uymayan oyuncular var. Aramızdan ufak da olsa belki ayrılık yaşayacağımız oyuncular var. Ama aramızda da çok fazla sayıyı abartmadan her giden oyuncunun miktarı kadar bir oyuncu grubu gelecektir. Hocam transfer konusu açılmışken soralım. Gidecek oyuncuların isimlerini öğrenebilir miyiz? Belli mi? Ayrılacak takımdan. Şu an için tam bir şey söyleyemem size. O zaman Yani çünkü sırası gelince birazdan isim isim sorarım hocam. Peki kaç transfer yapacaksınız? O sayı belli mi? Kaç adet transfer yapacaksınız? Bölgeleri belli mi yani? Sol bek, stoper, forvet gibi. şöyle bizim kanat bölgemizde çok fazla yarışmaya dahil olan oyuncu yok. Hep aynı oyuncuları var. Artı bir tane santraforla Turan'la onun yerini dolduracak ikinci bir oyuncuyu maalesef diğer oyunculardan onun kadar verim alamadığımızdan dolayı bir tane santrafor alacağız. İki tane de kanat oyuncusu almayı planlıyoruz. Bir de takıma derinlik verebilmek için bir stoper alabiliriz. Bir tane de bir merkez orta saha alabiliriz. Hocam o zaman iki şey bir santrafor, iki kanat, bir orta saha, bir de stoper dediniz. Yani Yani iki, beş beş oyuncu oyuncu. dahil edebiliriz, evet. Hocam forvette Turam'ın yedi hani yok dediniz ama Yok yok. Hayır, orada bir yanlış her anlaşılma. şey ben yanlış anlaşma olmasın diye söyleyeyim. Onat Kutay Kurt var Galatasaray altyapısından yetişen. O da forvet Evet. oyuncusu. Onun performansını nasıl buluyorsunuz hocam? Şimdi bunlar genç oyuncular. Yani genç oyunculardan bir maç verim alıyorsunuz, 3-4 maç kayıp oluyor. Onat çok kıymetli bir oyuncu. İleride daha da iyi olacak. Fakat biz şimdi yarışmanın içinde de olduğumuz için bize gerçekten hazır oyuncu lazım. İkincisi Özgürcan Özcan da vardı. Tecrübeli bir oyuncu. Fakat geçen sene çok fazla maç sayısı olmadığı için bu sene biraz bizde sıkıntı yaşadı süre almakta. Ya biz sürekli bir travmanın üzerinden gittik 17 haftayı. Yani oyuna girdikleri zaman aslında özellikle Kutay'la beraber iki tane maç kazandık. Bir Eskişehir maçı, bir Balıkesir maçı yapmış olduğumuz hamlelerde gol attı. Onunla ilgili bunu söyleyebilirim. Ama bize bir tane daha böyle olgun maça girdiği zaman maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu lazım diye düşünüyorum. Hocam bir stoper alacağız dediniz ama geçen ayda bir stoperle yollarınız ayrıldı. Enmakadi. Enmakadi de neden olmadı hocam? Aralık ayında sözleşmesi feshedilmiş baktım. Envakadi Tuzla Spor'da geçen ay sözleşmesi feshedildi. Nereli olduğunu da çözemedim. Adamasar. Yani hocam adama sağ değil ya. NWAKali diye yazılıyordu. Envakadi. Ne Vakali. Yani Nijeryalı bir oyuncu, stoper oyuncusu. Geçen ay sözleşmesi feshedilmiş olarak gözüküyor hocam. 7 Aralık'ta Ha, Tuzlaspor'da. çidi. İşte orası okuması zor olunca hocam ben diğer ismini okudum yani o yüzden. Hocam neden olmadı Çidi'yle? O orta saha oyuncusuydu. O denemeyle alınan bir oyuncuydu. Baktığımızda seçme gibi yapmıştık hazırlık kampında. Çünkü çok süre yoktu. Orada fena bir görüntü vermedi ama takımın içine girdikçe onun yerine gelen oyuncuların ondan çok çok daha iyi olduğunu görünce dışarıda kaldı. Dışarıda kalınca da böyle bir yol ayrımı yaptık. Biliyorsunuz 6 artı 2 gibi bir şeyimiz var. Hakkımız var. Yabancı hakkını biz daha
doğru oyuncularla yana kullanmak istediğimiz için bir yol ayrımı oldu. Adamasar demiştiniz hocam. Adamasar'ın durumu ne? Yani baktım da böyle fazla oynamamış bu sene. Evet, onunla da bir sözleşme feshi olacak. Onunla da yol ayrımı yap. Yollar ayrılıyor. Hocam Zubanoviç'te de sanki aşı tutmamış gibi bir durum var. Zubanoviç'in durumu ne? Evet. Onunla da yollar Zubanoviç'te bize ayrılıyor son galiba. dakika gelen, maliyeti olmayan genç bir oyuncu, bir proje oyuncusu diye sundular. Yani acaba bir proje oyuncusu olur mu diye biz de üzerine durduk. Fakat baktık ki bizim elimizdeki altyapımızdaki genç oyuncular bu oyuncudan daha da kaliteli. O zaman dedik ki kendi evladımıza yönelim. Ondan da istediğimizi bulamadık diyelim. Hocam peki sizce bu ligde yani TFF birincilikte bana göre son seneniz, ilk ve son senenizde yabancı kontenjan nasıl olmalı? Yani sizin düşünceniz ne bu konuda? Yani birinci ligin ideal yabancı kontenjanı ne olmalı? Yani 5 oyuncu kararında bence. 5 Artısı oyuncu kararında olmalı mı ama yani hocam? 5 artı 2 falan. Artı 2 artı 2. ya Yani takımlar bu oyuncu alıyorlar ama oynatamıyorlar. Tribüne çıkıyor. Onun için soruyorum hocam. ben yani bu yabancı yerli şeyine çok polemiğine girmek istemiyorum ama benim şahsi görüşüm, ben çok bu konularda milliyetçiyim. Bana kalsa en fazla 2 veya 3 tane olsun. Çoğunluğu tamamen yerli oyuncularımızdan yana olsun ki yerli oyuncularımızın da oynama süresi, takıma girme süresi daha da artsın istiyorum. Ama maalesef özellikle Süper Lig'de takımlara baktığınız zaman geçenlerde herhalde bir Hatayspor'u seyrettim. 11 tane yabancı oyuncu da sahadaydılar. Ha, iyi işler yapıyorlar mı? Hatayspor yapıyor ama o takımı oraya kadar çıkartan birçok yerli oyuncu var. Bir anda kayboldu gitti, hiç isimleri bile anılmıyor. Hocam bu Eğer kural biz nedeniyle Menemenspor Türk hükmen futbolu mağlup oldu bu ligde. Menemenspor hükmen mağlup oldu ya artı bir yabancı oynattığı için, altı yabancı Evet. oynattığı için. Menemenspor yani bu kural Doğru. nedeniyle. Aynen. Aynen. Hocam Evet. az önce Yani biz transfer Türk yapacak futbolunun mı? gelişmesi. Tamam, Türk futbolunun gelişmesi dediniz hocam. Siz devam edin. Lafınızı bölmüş olmayayım ben. Türk futbolunun gelişmesinden her zaman bahsediyorlar ya. Bunun gelişmesini istiyorsak ilk önce biz öz kaynaklara dönmemiz gerekiyor. Bakın, bu COVID-19 herkesi bence uyandırdı. Uyuyan herkesi uyandırdı. Yani bundan sonraki süreç hiç normal olmayacak. Maddi ve manevi olarak normal olmayacak. Bu fiyatlar, eski fiyatlar, geçen seneki fiyatlar zaten olmayacak ama en azından biz burada yerlide de yabancıda da doğru fiyatlara inmek zorundayız. Kulüplerin yaşayabilmesi için. Çünkü önümüzdeki senelerin daha da zorlu geçeceği söylendiği için bizim bu kadar dışa doğru gitmemiz çok doğru değil. Tamamen içerideki öz kaynaklarımızla beraber. Bence 3-5 sene tamamen bizi yapılandırmaya gitmemiz gerekiyor. Eğer bunu becerebilirsek ülke olarak da kulüpler bu kadar batağın içindeyken yavaş yavaş bataktan çıkarlar. Batan kulüpler batar. Altından da sağlam doğru işler yapan kulüpler çıkar. Bu 5 sene bizim için normalleşmemizi sağlar. Ama onun dışında hala biz hadi yabancılar artsın diye birincilikle de yabancı sayısını arttırırsak, çünkü bakıyorsunuz euro arttı gitti, dolar arttı gitti. Bir oyuncu şu anda PTT 1. liginde, diyorsun ki gel bakalım oyna bizde bir sene, 250 bin euro, 300 bin euro diyor. Baktığınız zaman 3 milyon lira yapıyor. Ama senin yerli oyuncun 600 bin lira oynayabiliyor. Yani paralar çok komik kalmaya başladı, yerli oyuncunun parası. Tabii ki bunların içinde yüksek meblağlar oynayan yerli oyuncular da var ama şimdi en kötü adam geldiği zaman yabancı oyuncu 200 bin euro diyor. 200 bin euro dediğin zaman 2 milyon lira para yapıyor. 5 tane oyuncu aldığınız zaman 10 milyon lira. Hadi bunun artı ikisini alayım dersiniz. İşte 6'yı aldım, 6 kişi aldım. 12 milyon lira yapıyor. 12 milyon lira zaten sana bu TFF 1. Ligi'nin verilmiş olduğu bütçe 10 milyon lira, 11 milyon lira. Yani ondan sonra kulüpler borçlanıyor. Batağın içine sürükleniyor. Yani bence burada biraz dişimizi sıkalım, ufalmaya gidelim ve yerli oyuncuya da kararında para verelim. Hiç olmazsa kendi oyuncumuzun da büyümesini sağlayalım. Kulüplerin de batmasını engelleyelim diye düşünüyorum. Hocam Tuzla Spor'da ekonomik durum nasıl Pardon. hocam? Çünkü kulüp yaşarsa
İçinde Taner Taşkın yaşar, yardımcıları yaşar, futbolcular yaşar. Eğer kulüp yaşamazsa hiçbirimizin yaşama şansı yok. Bu gerçekçi tablo. Tuzla Spor'da da şu anda başımızdaki başkan Fevzi İlhanlı maddi manevi bütün desteğini bize veriyor. Yani belki de şu ana kadar sıkıntı, maddi olarak sıkıntı yaşamayan ender kulüplerden bir tanesi biziz. Ama bu şu an için böyle. Sürekli tüketen bir takım olursak, üretmezsek bu 2 sene sonra, 3 sene sonra benim diyen insan buna dayanamaz. Bu da işin doğru tarafı yani. Ama şu anda bir maddi sıkıntımız yok. Hocam az önce transfer yapılacak mevkileri sordum ama kaleci demediniz. Haydar Yılmaz'ın bir sakatlığı var. Ne zaman iyileşecek kendisi Haydar'ın? Ben sakat diye biliyorum. Haydar bizim takım kaptanımız. Çok iyi bir kaptan. Çok da iyi bir profesyonel. Sakatlığı geçmiş durumda şu anda. İnşallah ikinci devrede bizle beraber olacak. Bir kaleci almayacaksınız. Angeler'den de memnunsunuz anladığım kadarıyla. Kaleci Angeler. Neydi? Ben soyadlarını mı söyleyeyim? Yanlış mı söylüyorum? Angeler olması lazım. Philip. Hocam yabancı. Philip Angeler. Ben evet, soyadlarını söylüyorum. Siz isimlerini söylüyorsunuz. O yüzden anlaşamıyoruz. Ya sosyal medyada... Dinliyorum ben hocam. Genelde ben adlarını bildiğim için sen soy isimlerle hitap edince ben de takılıyorum. İşte bizim ülkede de hep genelde yabancı soyadları kullanılıyor hocam. O yüzden bir alışkanlık var. Özür dilerim. Mesela sosyal medyada Altay'dan ayrılan Burak Öğür'ün Tuzla Spor'la görüştüğünü soracaktım hocam da sormama gerek kalmadı herhalde yani. Altay'ın ayrılan kalecisi Burak. Burak Öğür'le görüştünüz mü hocam? Böyle bir temas olmadı değil mi? Öyle bir temasımız yok. Öyle bir düşüncemiz yok. Biz 3 tane kalecimizden de şu ana kadar memnunuz. Evet. Hocam şimdi elimde bir sürü soru var. Hangisini sorsam diye yapıyorum. Şu Başakşehir maçını da sorayım hocam. Kupadaki eşleşmeyi, o da aradan çıksın. Kupada hedefiniz nedir? Başakşehir'i eleme şansınız var mı sizce? Başakşehir de kötü gidiyor Süper Lig'de. Şöyle biz her maçımıza galibiyet parolası çıkıyoruz. Biz 3 tane kupa maçı oynadık. 3'ünde de süre az almış oyuncu grubuma yer verdim. Belki bu maça ideale yakın bir kadroya çıkabilirim. Bunun da sebebi ille de kupayı geçeceğimizden değil. Biz 9'unda toplanıyoruz. Antrenmanlara başlıyoruz devre arası antrenmanlarına. Normalde biz Antalya kampa gidecektik. Fakat İstanbul'da başlayacağız. Antrenmanlara başlayacağız. 4 gün orada antrenman yaptıktan sonra Başakşehir maçını oynayıp 8 günlük bir Antalya kampına gideceğiz. Hal böyle olunca biz oyuncu grubumuza bir antrenman maçı gibi bir maç yaptıracağız. Ha. Ama biz çıkıp Tuzla Spor olarak Başakşehir'i geçmek için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız. Ama ille de kupada şuraya gidelim, buraya gidelim diye bir derdimiz yok. Hocam takımın yaş ortalaması çok yüksek. Yani 30 yaş üstü 10 tane futbolcunuz var. Bu bir sorun mu? Mesela hani kritik maçlar kazanılamadı dedik ya 6 puanlık maçlar. Bunun bir rolü var mı? Yani takımın yaş ortalaması hakkındaki düşünceniz ne hocam? Yani, biraz tecrübeli bir takım ama. Konuşmanın başında söylediğim gibi biz ilk sene bu lige uygun derli toplu bir takım kurabilmek için 20 günü 25 gün çok çabaladık. Çabalarken de doğru oyuncuları alalım. Yanlış oyuncuları işte tecrübesiz bir hal almayalım diye. Tabii ki yaşına çok fazla dikkat etmedik. Evet takımda belki yaşı olgun oyuncularımız var. Ama bu oyuncularımız böyle tabiri caizse ekmeğin içinden yiyen tarzda değil. Yaşının hakkını veren. Mesela bende bir 36 yaşında Erdem Özgenç var. 18 yaşındaki genç gibi oynuyor. Gerçekten. İsmail 34 yaşında var hocam Tabanca gibi oynuyor. Tabii yani şimdi bu oyuncular gerçekten hala profesyonelliği 4-4 yaşayan diri oyuncular. Tabii ki bir iskelet kuruyorsunuz, takım kuruyorsunuz. Zaman içinde devre arası olsun, sezon sonu olsun süzülmeler mutlaka olacaktır. Ama şu andaki aldığımız oyuncuların hepsinden de son derece memnunum. Yaş olayında hocam, sıkıntımız yok. A. Osman'ın ben ön ismini de bulmaya çalıştım. A. Osman'ı bilirsiniz herhalde. A. Osman'ın performansından memnun musunuz? A. Osman ilk geldiğinde
bize katkı sağladı. Fena işler yapmadı. Daha sonra bir kalp gördü. Biraz ayrı kaldı. Ufak bir sakatlığı oldu. Biraz ayrı kaldı. Son zamanlardaki performansı çok istediğim şekilde değil. Ama ikinci devre bunu değerlendireceğiz. Bakacağız, göreceğiz bakalım. Ne hal alacak? Hocam Tuzla Spor düzgün yönetilen bir takım. Ekonomik olarak söylüyorum. Teknik anlamda da iyi bu arada, ben başarılı buluyorum. Böyle takımlardan da futbolcu almak kolay değildir. Süper Lig takımlarının da radarında olan bir kulüpsünüz. Oyuncularınıza teklifler var mı hocam? İstenilen futbolcular var mı? Var mesela bu sene Gökçen Kaya gerçekten çok güzel bir çıkış yaptı. Bizim inandığımız bir oyuncu. Gökçen Kaya'ya ciddi teklifler geliyor. Ama onu sezon sonunda değerlendireceğiz. Ama şu an için bir şey yapamayız. Devre arasıyla ilgili bir düşüncem yok. Ama tabii bu işe ticara bakarsak biraz. Kulüplerin yaşaması için mutlaka oyuncu satışı da önemli. Bana hoca olarak sorarsanız ben şu an için bırakmayı düşünmem. Ama başkanım derse ki hocam ihtiyacımız var. O zaman gerekeni yaparız. Bir sıkıntı yok. Ama bizde Teklif gelmiş böyle mi bir hocam? var teklif alıyor yani onu biliyoruz. Ahmet Yazar'a var mı hocam ilgi? Yani sosyal medyada çok konuşuluyor Ahmet Ahmet Yazar. tabii onu da unutuyordum az kalsın. Ahmet Yazar da sezona fena bir girmedi. Sonra böyle bir sakatlık yaşadı, sallandı. Lige de adapte olması gerekiyordu. Ama son haftalarda gitgide lige ısındı. Ahmet Yazar gerçekten bizim takımın önemli parçalarından biri olacak. Çok süratli bir oyuncu, çok çabuk bir oyuncu. Ayakları çok düzgün. Yani ben kısa zamanda Süper Lig yapabileceğine inanıyorum ki iki takımın da kendisiyle ilgilendiğini biliyorum. Hocam kanat oyuncusu alacağız dediniz. Alacağız dediniz. Erzurumspor'dan ayrılan İbrahim Sissoko şu an boşta. Onunla bir temasınız oldu mu? İbrahim Boşta Sissoko. olan, ihtiyacımız olan her oyuncuyla bir temaslar var ama bunları kulüp danışmanları yapıyor. Ben o işlere çok fazla girmiyorum. Şu anda da yani bununla ilgili de konuşmam çok doğru olmaz. Ama Sissoko'yu da beğeniyoruz. Eğer böyle bir durum olursa da takımımıza görmek isteriz. Onu da söyleyebilirim. Kulübün bir sportif direktörü var mı hocam? Ben bilmediğim için soruyorum. Kulüpte danışman var. Seyfettin Bey'le Cumhur Bey var. Bu ikili ilgileniyor. İstişare ediyoruz her gün oyuncularla ilgili, gideceklerle, kalacaklarla ilgili. Şu anda takımı kuran da bu arkadaşlar bizle beraber. Bir de başkanımız var. Tamamen işin içinde. Onun onay vermediği hiçbir şey yapmıyoruz. Hocam Turam'ın performansınızı değerlendirmenizi istesem Turam. Turan, Onun tek adı var yani. evet Turan ilk geldiğinde tabii ki acaba gol sayısı çok azdı. Çok golcü oyuncu olmadığından bahsedildi. Ama biz neler yapabileceğini çok iyi araştırdık. Tam da bu lige uygun olacağını düşündük. Turan gerçekten çok yürekli, takım için her şeyini son dakikaya kadar verebilen çok yürekli bir oyuncu. Onu çok da seviyoruz. Şu ana kadar da bize gerçekten çok katkı sağladı. 17 haftada da bizim için çok önemli bir parçaydı. Hocam, kariyer hedeflerinizi sormak istiyorum. Yani Taner Taşkın'ın kariyer hedefleri nelerdir? Tuzla Spor'la Süper Lig'e yükselip Tuzla Spor'da Süper Lig'de görev almak. Bunu ben tahmin edebiliyorum ama daha büyüğü var mı hocam bu hedefinizin? Gelecekle ilgili mi? Evet, yani bir 5-10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok inançlı insanlarız. Sizler de mutlaka öylesiniz. Evet. Yani bizler bir dakika sonrasına ne olacağını bilmeyen insanlarız. Bir dakika öncesine de geri dönemeyecek kadar aciz insanlarız. Şimdi benim öyle bir şey söylemem çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü yarınımı bilmiyorum ama bir hedefim var. Hedef şu, Allah bize sağlık ve ömür verirse bu işin en tepe noktası neresiyse oraya kadar yapmak için arzu ediyoruz, çaba ediyoruz. Biz sadece çabalarız, arzu ederiz. Mevla bize neyi lütfederse onu yaşarız deyip kapatmak istiyorum. Yani.
Hocam tamam, teşekkür ederim. Bu sene şampiyonluk yolunda sizce en güçlü rakipleriniz kimler olur? Yani sizi en çok zorlayacak Süper Lig yolunda. Ya zorlayacak derken biraz ukalaca bir laf olmuş olabilir. Biz herkesi zorlayabiliriz, öyle söyleyeyim. Yani çünkü biz bu sene yeni çıkmışız. Beni şu zorlar, öbürü zorlayamaz demek bana yakışmaz ama biz herkesi zorlayabiliriz, onu biliyorum. Hocam şöyle söyleyeyim o zaman. Altta yorumları takip ediyorum. En çok Adana Demirliler, Altaylılar ve Samsun Sporlular Süper Lig'e çıkacağını iddia ediyor. Giresun'un da çok formda. Yani siz biraz 5. takım durumundasınız. Hedefiniz de ilk iki. Yani bu takımları geçmeniz gerekiyor ya. Bu takımları sayabilir miyiz rakipleriniz olarak en güçlü? Tabii ki yani şimdi bir Adana Demir çok yüksek bir bütçeye sahip, çok önemli oyuncuları var. Yani hep Süper Lig oyuncu, yani Süper Lig deneyimi olan oyuncular var. Samsunspor keza öyle ki devre arası yapacağı takviyeleri biliyoruz. Yani Altay takımı öyle cami olarak büyük. Yani biz zaten baktığınız zaman Giresun'da da çok iyi bir takım. Biz baktığınız zaman ciddi şehir takımlarıyla, camia takımlarıyla başa baş mücadele ediyoruz. Ya bizim gösterdiğimiz oyun, göstermiş olduğumuz mücadele aslında bizim gücümüzü gösteriyor ama bir yandan da şunu yaşıyoruz. Bu gerçek, bu içimizde kanayan bir yara gibi. Her maçta hakemler tarafından rakibimize 3-4 tane fazla kritik düdükler çalınıyor. Biz maalesef bunları yakalayamadık hala. Yani çok belirleyici oluyor. En son oynadığımız Giresun maçında bunu net söyleyebilirim. Bize göre faul olmayan pozisyonda bir faul oldu ve o pozisyonda biz gol yedik. Ve bunun gibi 3-5 tane daha size maç sayabilirim. Ve çok fazla sarı kart gösterildi o maçta. Yani bir şekilde önümüz kesildi gibi hissediyoruz. İnce ince çok fazla kıyıldık. Yani biz Tuzlaspor'la çok böyle bir lobiye sahip bir takım değiliz. Yani bu lobi eksikliği de bizi biraz tabii ki muzdarip ediyor. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Ama çok güçlü camia takımları var. Altay gibi, Adana Demir gibi, Samsun gibi. Bunlar önemli takımlar tabii ki. Bu zorlukları da yaşayacağız ama önemli değil. Bunlarla da baş etmesini biliriz inşallah. Hocam Adana Spor'un santraforu Oza Geviç'le ilgilendiğinizi yazmışlar altta. Doğruluk payı var mı? Anlayamadım. Adana Spor'un forvet oyuncusu hocam. Oze Goviç. Bu isimle bir Yok, temasınız hayır. oldu mu? Emre isminde bir taraftarımız sormuş da onun için sorayım dedim. Hocam benim son sorum futbolculuk kariyerinizle ilgili olacak. Siz futbolculuk kariyerinizde Gençlerbirliği'nde çok uzun yıllar oynadınız. Ben Evet. çocuktum o zamanlar. Yani maalesef sizi çok fazla izleyemedik ama hocam Ümit Milli Takımlarda da bir madalya aldınız. Yanlış bilmiyorsam olimpiyatlarda olması Doğru. lazım. Ama futbolculuk kariyerinizde böyle çok büyük bir transfer de yapamadınız. Futbolculuk kariyerinizi değerlendirirseniz nasıl geçti hocam futbolculuk hayatınız? Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Ben 91 senesinde 19 yaşında Gençlerbirliği'ne gittim. 91 ile 98 arası Gençlerbirliği'nde oynadım. Büyük takıma imza atacakken protokol de yaptık. Maalesef aşil tendonum koptu. Aşil tendonu kopması bir oyuncunun başına gelebilecek en büyük darbedir. Yani ayağınız kırılsın. İşte çapraz bağlarınız kopsun ama aşil tendonunuz kopmasın. Ben milli takımlardaydım. A milli takımın hep aday kadrosundaydım. Belki kariyerim oyunculukta çok daha iyi yerde başlayabilirdi. Fakat başıma gelen bu talihsiz sakatlık Gençlerbirliği'ndeyken 7 sene sonra beni çok geri yattı. Daha sonra Konya'ya geldim. Ondan sonra Vestel Manisa ve en son bir sene Çorum Spor'da kiralık olarak oynayıp futbol hayatımı noktaladım. Yani futbol hayatım çok daha uzun olabilirdi. 33 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldım. Bana kalırsa 27 yaşında bırakmış oldum. Çünkü ondan sonraki sonraki kariyerim genelde bu PTT birincilik ayarındaydı. O zamanlar isim değişikliği vardı. Bu ayardaydı. Ama milli takımlarda görev aldım. Bir kere A milli oldum. Ümit milli, Olimpik milli, Ordu milli bunların hepsinde oldum. Dediğiniz gibi 93'te bir Olimpik takımda bir şampiyonluk, Akdeniz oyunlarında şampiyonluk yaşadık. Futbolculuk kariyerim çok daha parlak olabilirdi ama bu sakatlık beni geriye attı.
Daha sonra tabii sakatlık sonrası oynadığım takımlarda geleceğimde bir hocalık olmasını çok arzu ettiğim için hem takım kaptanlığı yaptım oynadığım takımlarda hem de kendimi hocalığa hazırladım. Yani bir ve hangi hocanın hangi şartlarda oyuncu grubuna ne hitap ettiyse, doğru bir şekilde hitap ettiyse bunları doğru bir şekilde almaya çalıştım. Benim kendi özgül bir kişiliğim var. Kendi bir karakterim var. Bu benim karakterimde var ama beğendiğim, takdir ettiğim, doğru bulduğum hocalardan da aldığım hem nasihatler var hem de bilgiler var. Bunları da kendi bilgi dağarcığıma yerleştirip sonra bu işe soyundum. Allah da yardım etti. 3 tane şampiyonluk yaşadım hocalığımda. 5 tane playoff oynadım. Hep her sene Birinci Lig'e, Süper Lig'e oyuncu grubu verdim. Tabii bunu verdim derken bunu hep ekibimle beraber yaptım. Ve bu kendine net olarak bildiğim şerefiyle, namusuyla bu işi yerine getirmeye çalışan bir teknik adamım. Hocam yarım saat diye sözleşmiştik. Biraz uzattık. Kusura bakmayın. Bize Olsun, bağlandığınız keyifli için çok oldu ya. teşekkür ederim. Çok yine tekrarlarız hocam ilerleyen dönemde siz de arzu ederseniz. Bence İnşallah bu her teknoloji zaman çok seve güzel bir seve. şey hocam. Kullanmak Tabii gerekiyor bunu. ne demek? Hocam size ikinci yarıda başarılar Tabii ki diyorum. tabii ki yani her zaman zevk. Destekliyorum. Destekliyorum Tuzla Spor'u. Başarılar diyorum hocam. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür. Buradan da taraflarımıza, buradan da Tuzla Spor taraflarına selam olsun. Onları çok seviyoruz. Biliyoruz maçlar seyirci oynanıyor ama biz her deplasmana gittiğimizde o bir avuç Tuzla Spor taraftarı için mücadele ediyoruz. Bunu bilsinler. Sonuna kadar da Tuzla Spor'u ve Tuzla Spor bayrağını en iyi yerlere taşıyacağımıza söz veriyorum. Çok teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.